Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tart kalıbında gün sofralarının baş tacı demirbaşı olan kısır tarifi. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Kısırımızın yapımı için derin bir kaseye 2 su bardağı kısırlık bulguru alalım. Üzerine biraz tuz ekleyeceğim. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar. Eğer az gelirse daha sonra tadına bakarak ekleyebilirsiniz. 2 su bardağı bulgur için 1,5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine kapağı kapatacağım. Ve 15-20 dakika kadar kısırımın şişmesini bekleyeceğim. Bu arada da soğanlı kavuracağım. Bir tane çok küçük boy soğanım vardı. Yemeklik doğradım. Üzerine de 2 diş sarımsak doğruyorum. Ve biraz sıvı yağ ekledikten sonra soğanlarımı kavuracağım. Ben içerisine taze soğan da ekleyeceğim ama bu soğanın salçayla birlikte kavrulduğunda kısıra vermiş olduğu tat gerçekten apayrı. Bir de eğer böyle taze soğan, çiğ soğan midenize dokunuyorsa bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Soğanlarımız kavrulduktan sonra şöyle birer yemek kaşığı domates ve biber salçasını ekliyorum. Ve soğan ve yağ ile birlikte salçalarımı da kavuracağım. Ardından baharatlarımızı ekleyeceğiz. Baharat olarak nane, pul biber, karabiber ve kimyon ekliyoruz. Baharat miktarları damak zevkinize göre değişkenlik gösterebilir. Yaklaşık olarak şöyle birer çay kaşığından biraz fazla kullandım ben baharatlarımı. Varsa kuru reyhan baharatı da çok yakışıyor kısıra. Tavsiye ederim. Baharatlarımı ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım ve ocağımın altını kapatıp sosumu kenara alacağım. Bu arada bulgurumuz da güzel bir şekilde kabarmış. Ben böyle çok sulu sulu yapış yapış bir kısır sevmiyorum. O yüzden suyunu böyle birebir ölçüyle eklemiyorum. Eğer siz daha böyle tane tane sulu kıvamlı bir kısır istiyorsanız suyunu yarım bardak daha fazla koyabilirsiniz. Şu an yapmış olduğumuz sos da çok sıcak olduğu için direkt olarak bulgurun üzerine alalım. Ve bunun sıcaklığıyla birlikte de zaten bulgurlar yumuşayacak, kıvam alacaktır. Şöyle sosumuzu güzelce yağ ile birlikte ekledikten sonra kısırımızı karıştıralım. Yağı az gelirse bu karıştırma esnasında biraz zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyerek sizler kıvamına bakabilirsiniz yağ oranının. Şöyle kaşık veya elinizle kısırınızı yoğurabilirsiniz. Tüm salça bulgurla özdeşsin, malzemeler karışsın. Yeşillik olarak biraz ince doğranmış marul, maydanoz ve taze soğan kullandım. 3-4 dal kadar yarım demette maydanozum var. Bu yeşilliklerimi iyice karıştırmış olduğum bulgurumun içerisine ekliyorum. Ve yeşilliklerimle birlikte de karıştıracağım. Ardından da ekşilerimizi ekleyeceğiz. Normalde kısıra çoğu marul koymuyor içerisine. Sadece yerken ya da sunum esnasında koyuluyor. Ben içerisine de çok yakıştırıyorum ve daha yeşillikli harika görünüyor. Bir tane limonumuzun suyu var. Bunu ekledikten sonra şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ekliyorum. Ekşi miktarı da tamamen damak zevkinize kalmış. O yüzden tadarak ekşi miktarını artırabilirsiniz ya da daha az ekleyebilirsiniz. Kısırımız oldu. Bu şekilde baharatlarına bakarsınız. Az geldiyse ekleme yapabilirsiniz. Sunum için böyle bir tart kalıbım var. Çok severek kullanıyorum bu tart kalıbını. İçerisine yapmış olduğum kısırı alıyorum. Şöyle bastıra bastıra güzel bir şekilde kalıptan çıksın diye. Tüm kısırı bu kalıbın içerisine boşaltıyorum. Varsa kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Böyle şık sunum hazırlamak istiyorsanız. Klasik bir sunum istemiyorsanız. Şöyle güzel bir şekilde bastırdım ve ters çevirip sunuma hazırlayacağım. Dilerseniz üzerini streç filmle kapatarak buzdolabına alabilirsiniz. Servis edeceğiniz zaman ters çevirip sofraya alabilirsiniz.
Şöyle derin ve geniş bir servis kabına ihtiyacınız var. Kaşıkla alırken sağ sola dağılmaması için. Dikkatli bir şekilde kalıbımı açıyorum. Ve kısırımız hem sunumu hem de lezzetiyle servise hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle yine biraz marul içerisindeki malzemelerle süsleyeceğim. Biraz kornişon turşu ve domates ekleyeceğim üzerine. İçerisine eklemiyorum çünkü kaldığı zaman turşu ve domates kısırı ekşitiyor ve sulandırıyor. Ben sadece üzerine ekleyeceğim. Zaten servis ederken tabağa gelmiş oluyor. Şöyle limonumu da ekledikten sonra kısırımız sunuma hazır. Bana göre gün sofralarının kesinlikle olmazsa olmazı demirbaşı baş tacı. Ama canınız istediği zaman da yapabileceğiniz pratik, lezzetli bir salata tarifi. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.